Hocam Bilir kanalından herkese merhabalar. Değerli arkadaşlar bugünkü videomuz EYT son dakika haberleri. EYT meclisinden geçti mi? Şartlar neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. EYT emekli maaşları ne kadar olacak? Bu ana başlık altında detaylarımıza hep birlikte bakalım. Evet EYT emekli haberlerindeki son dakika gelişmeleri gündemde yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşı takılanlar EYT şartları ve prim gün sayısı hakkında detayları merak ediyorlar. EYT için öncelikli olarak 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi şartı bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT hakkında açıklamalar yaptı. EYT için önemli güne gelindi. EYT kanun teklifi bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. EYT emekli maaşlarının yatacağı gün ise merak edilen bir diğer detay olarak yer alıyor. Peki EYT Meclis'ten geçti mi? Şartlar neler? Hep birlikte bakalım. EYT meclisten geçtiğimiz şartlar ve prim gün sayısı nedir? EYT son dakika haberleri gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. EYT yasa teklifi hakkında AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. EYT prim gün sayısı sigorta giriş yılına göre değişkenlik gösteriyor. EYT emekli maaşlarının tutarı ve yatırılacağı tarih merak konusu. Peki EYT'de son durum nedir? şartlar neler? EYT emekli maaşları ne kadar olacak? Hep birlikte detaylara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Sona gelindi. Yarın konusunda görüşülmeye başlanacak. AK Parti olarak artık yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. İlk aylıklar Şubat ya da Mart gibi bağlanabilir. Mustafa Bey ile görüştüm. Bu işi geciktirmeyelim. İnşallah bir an önce bitirelim dedim. Sözlerini kullandı. EYT başvuruları nasıl yapılacak? AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, emeklilik başvurularını E-Devlet'ten veya bizzat, bizzat SGK kurumlarına müracaatla veya çalışan memurlar kendi kurumlarına müracaatla yapılacağını belirtti. EYT ne zaman yasalaşacak? EYT son dakika emekli haberleri merak ediliyor. EYT yasa teklifi 2 Şubat saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yani bugün AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağını belirtti. İşte EYT'ler için SSK emeklilik tabloları, işe başlama tarihi, sigortalılık süresi yıl olarak ve emeklilik için gereken prim gün sayısı hep birlikte detaylara bakalım. 4. ayın biri 1981 ve öncesi 20 yıl 5000 prim gün sayısı. 1 Nisan 1981 ile 8 Eylül 1981 20 yıl 5000 prim gün sayısı. Yine 9. ayın 9'u 1981 ile 5. ayın 23'ü 1984 arası 20 yıl 5000. 5. ayın 24'ü 1984 ile 5. ayın 23'ü 1985 20 yıl 5000. 5. ayın 24'ü 1985 ve 5. ayın 23'ü 1986 20 yıl 5075. Burada fark başlıyor. 5. ayın 24'ü 1986 ve 5. ayın 23'ü 1987 20 yıl 5150 prim günü. 5. ayın 24'ü 1987, 5. ayın 23'ü 1988, 20 yıl, 5225 prim gün sayısı. 5. ayın 24'ü 1988 ve 5. ayın 23'ü 1989 arası 20 yıl, 5300 prim gün sayısı. 5. ayın 24'ü 1989 ile 5. ayın 23'ü 1990 yine 20 yıl, 5375. 5. ayın 24'ü 1991 ile 5. ayın 23'ü 1992 yıllar aynı. Ben prim gün sayısından bahsedeyim. 5525, 5. ayın 24'ü 1992 ile 5. ayın 23'ü 1993, 5600 prim gün sayısı. 5. ayın 24'ü 1993 ile 5. ayın 23'ü 1994, 5675 prim gün sayısı. 5. ayın 24'ü 1994 ile 5. ayın 23'ü 1995, 5750 prim gün sayısı. 5. ayın 24'ü 1995 ile 5. ayın 5825 prim gün sayısı. 5. ayın 24'ü 1995 ile 5. ayın 23'ü 1996, 5825 prim gün sayısı. 5. ayın 24, 1996 ile 5. ayın 23.09997 5900 prim gün sayısı, 5. ayın 24, 1997 ile 5. ayın 23.09998 arası 5975 prim gün sayısı, 5. ayın 24.19998 ile 5. ayın 23.19999 5975 prim gün sayısı. Aynı şekilde 5. ayın 24'ü 99 ile 9. ayın 8'i 99 arası 5975 prim gün sayısı olarak emeklilik için gerekiyor. EYT prim gün sayısı nedir? Ona bakalım. EYT prim gün sayısı sigorta giriş yılına göre değişkenlik gösteriyor. EYT prim gün sayıları 5000 ve 5975 arasında değişkenlik gösteriyor. Peki EYT şartları neler? EYT için 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. Prim gün sayıları ise 5000 ve 5975 arasında yer alıyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak bulunuyor değerli arkadaşlar. Eğitim maaşları ne zaman yatacak? Son haberimiz. Muhammed Emin Akbaşoğlu başvuruların ardından Mart ayı içerisinde maaşların ödeneceğini duyurdu. Ocak ayında yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 5500 TL'ye çıktı şeklinde açıklamalarda bulunmuş değerli arkadaşlar. Hocam Miller kanalına abone olup beğenmeyi ve videoyu paylaşmayı unutmuyoruz. Bir dahaki EYT ilgili sıcak haberimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.